24 Ağustos Salı günü Beyrut limanında meydana gelen patlamanın ardından 300 binden fazla insan evsiz kaldı, binlerce kişi yaralanırken yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Caritas Lübnan, zor zamanlar geçiren Beyrut halkı için yardım çalışmalarına başladı. 4 Ağustos 2020 Salı günü Beyrut limanında meydana gelen patlamanın ardından 300 binden fazla insan evsiz kaldı, binlerce kişi yaralanırken yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Caritas Lübnan'ın direktörü Rita Rayem, "Korkunç ve felaket bir durumla karşı karşıyayız. Durum kritik ve ilk kez bu kadar ciddi bir acil durumla mücadele ediyoruz. Ancak pes etmeyeceğiz ve sıkıntı içinde olan herkese yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Birçok insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Sağlık açısından tehlikeli olan toksit gazların etkileri nedeniyle sonuçların kötüleşeceğini düşünüyoruz. Caritas Lübnan bu olasılık için hazırlanıyor. Ancak sağlık merkezlerimizin böyle bir durumla başa çıkması mümkün değil. Elektrik kesintileri nedeniyle kurtarma operasyonları güçleşiyor" açıklamasında bulundu. Patlama nedeniyle Caritas Lübnan'ın genel merkezinin de ciddi hasar gördüğü öğrenildi. Yerel kaynaklara göre ofisin patlamadan hemen önce kapatılması nedeniyle kimse zarar görmedi. Caritas Lübnan'ın başkanı Peder Michel Abud, "Ülkede hayat durdu ve kabus yaşıyoruz. Halka yardım edebilecek hiçbir şeyimiz yok. Beyrut harap durumda ve hepimiz çok üzgünüz" ifadelerinde bulundu. Caritas International's Genel Sekreteri Aloysius Jones'a, ülkeleri Lübnan'a yardım etmek için acilen ve koşulsuz olarak müdahalede bulunmaya davet ederken, ekonomik yaptırımların derhal kaldırılması gerektiğini belirtti.